Sonuçta bütün dikdörtgenler eşkenar üçgenin kenarlarına bağlı. Bu şekilde kaldırdığımız zaman kenarlardan bunlar birleşecektir. Burası taban, burası da tavan olarak kapanabilir. Bunları da yanlamasına bu şekilde koyduğumuzda yine 3 tane dikdörtgen kenar kenara birleşecek. Bu diğeriyle birleştiğinde üst ve alttan gelen parçalar da bu şekilde kapatacaktır. Bu alt tarafta, bu da üst tarafta kapak olur. Bu şekilde kaldırdığımızda bunu alt kenar olarak düşünürsek, taban olarak bu yan taraftan kenardan birleşecektir. Bu kenar diğeriyle birleşir. Daha sonra da diğer üstüne katlandığında bu da üst taraftan katlanır ve sonuç olarak yine eşkenar üçgen dik prizma oluşur. Doğru cevap C seçeneğidir.